Görüş Açısı programından merhabalar sayın seyirciler. Kanal 42'de yeni bir Görüş Açısı programıyla daha karşınızdayız efendim. Bugün 19 Ocak 2020 Pazar, her pazar olduğu gibi yine önemli bir konuğumuzla karşınızda olacağız. Bugünkü konuğumuz daha önce duyurularımızda da belirttiğimiz gibi Hüyük'ten geldi. Hüyük Belediye Başkanı Sayın Mehmet Çiğdem bugünkü konuğumuz olacak. Kendisi stüdyomuzda ve hemen hoş geldiniz diyoruz Sayın Çiğdem. Hoş bulduk Süleyman Bey, teşekkür ederim. Yoğun mesainiz arasında davetimizi kabul edip geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bugün bize Hüyüğümüzü anlatma fırsatı verdiğiniz için hem size hem de televizyon yönetimine çok minnettarım. Teşekkür ederim. Evet, her zaman olduğu gibi seyircilerimizin katkısıyla programımıza başlayacağız. Onu hatırlatalım programımızın başında. Sayın seyirciler, bir kez daha WhatsApp ihbar hattını 0552-232-7323 0552-232-7323 numaralı WhatsApp ihbar hattından Hüyük'le ilgili değerli başkanımıza sorularınızı alabiliriz, görüşlerinizi öncelikli olarak kendisiyle paylaşabiliriz, sorularınızı aktarabiliriz. İsimlerinizi de yazaraktan ve nereden yazdığınızı da not ederekten sorularınızı ve görüşlerinizi bekliyoruz. Evet, Sayın Çiğdem, şimdi özgeçmişinize baktık. Gerçekten çok aktif bir özgeçmişiniz var. Genç yaşınızda belediye başkanı oldunuz. Sadece yeni değil, öncesinden de Çavuş Beldesi Belediye Başkanlığınız var. İki dönem bir belediye başkanlığımız var. Evet, Konya Beyşehir doğumlusunuz ve çok genç yaşta AK Parti, AK Parti'den Çavuş Belediye Başkanı olarak seçildiniz ve en genç belediye başkanı sıfatıyla. O dönemde öyleydi, artık daha gençler var. Hala da şimdi çok gençsiniz. Ve 11 kez de yılın en çalışkan başkanı ödülünü aldınız. Yani hem genel merkezin yapmış olduğu yarışmalarda hem de çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yapmış olduğu yarışmalarda, proje yarışmalarında başarı ödülleri aldık. Peki, başarılarınızın devamını bekliyoruz. İnşallah. Şimdi son seçim sonuçlarına da baktım ben. Bir yıl olmak üzere ve yine halkın yoğun teveccühünü aldınız. Ama Çavuş Belediye Başkanlığından sonra da bir de İstanbul süreciniz var. İstanbul'un çok önemli bir ilçesinde, Beyoğlu ilçesinde belediye başkan yardımcılığı yaptınız. Ahmet Misbah Demircan başkanlığı döneminde. Daha sonra da Hüyük'e geldiniz aday olarak. Bu süreci bir anlatır mısınız bize? Öyle yoğun bir görevden neden tekrar Hüyük'e gelme durumu oldu? Ya en sondan başlayayım. Bizimkisi memleket sevdası. Evet. Biz doğduğumuz toprakları çok seviyoruz. Ben özellikle çok seviyorum. Çünkü benim kökü, mazidati ailem hep o bölgede yaşamış. Dedelerimi bilirim, dedelerimin dedelerini dinlerdim dedelerimden ve doğduğum toprakları çok seviyorum. Ve oraya hizmet etme aşkı işte 26 yaşında başladı. Bugün Allah kısmet etti, ilçemizin bir ucundan bir ucuna kadar koşturma fırsatı verdi Rabbim. 10 yıllık belediye başkanlığından sonra büyüklerimizin teveccühüyle Beyoğlu Belediyesi'ne atandık. Evet. Orada özel kalem müdürlüğünden başlayan maceramızı belediye başkan yardımcılığıyla tamamlayarak burada da hem eş, dost, çevre, hemşerilerin talebiyle aday olduk. Kısmet oldu, aday olduk ve yine tüm hemşerilerimin desteğiyle de farklı bir oy oranıyla Hüyük Belediye Başkanı olarak görevimize başladık 1 Nisan'da. Köklü bir Hüyüklüsünüz o zaman. Evet, evet, evet. Köklü bir Hüyüklüyüm. Şimdi halkın yoğun teveccühü dedik ya, neydi Hüyük'ün sorunları? Siz hangi sorunları görerek, hangi ya, çözüm vaatleri sunaraktan halktan bu teveccühü aldınız? Biz siyaseti bizi bilen insanlarla yaptık 31 Mart'tan önce. Ve her gittiğimiz mahallemizde kendimizi ve yapacaklarımızı doğru şekilde anlattık. Ben 10 yıl siyaset yaptım. Çocukluktan beri siyasete merakım vardı. 10 yıl aktif görevde kaldım. 5 yılda İstanbul tecrübesi. Benim insanlara olmayacak vaatlerde bulunarak yalan söylemek gibi bir seçim kazanma uğruna yalan söylemek gibi bir şeyim olamaz. Çünkü siyasetten sonra da o bölgede yaşıyoruz. Bunların acı örneklerini geçmişte de gördük. Başarı vaatlerde bulunup başaramayan belediye başkanlarının düştüğü durumları gördük. Niye ben yapamayacağım şeyler üzerinde propaganda yaparak insanlara karşı bakış açısını değiştireyim ki?
Yani insanlar hem bana, hem benden sonraki çocuklarıma bırakacağım kendi ailemin nesline daha mantıklı şeyler söylesinler. Artık siyaset doğru şeyler üzerinde ilerlese daha iyi olacak. Peki göreve gelirken HÜİ'nin sorunları neydi? Ve siz bölgeden kopuk değildik. Bölgeden kopuk değildik. Şöyle ki yaşadığımız bölgeydi. Ne kadar 5 yıl İstanbul'da da dursak Göçeri'den Çamlıca'ya kadar olan mahallenin ya da HÜİK merkezin ya da Kreli'nin ya da Selkin'in bütün sorunlarını arkadaşlarımız var biliyorduk. Evet. Daha önceden de zaten 10 yıl boyunca o mahallelerimizle istişare halindeydik. İşin içine girdik. Tekrar sorunları dinledik yerinde. Bütün sokak caddelerine kadar bütün mahalleleri biliyorum neredeyse yani. Sorunlar çok muydu? Çoktu. Geçmişten de belki şimdi şunu da söyleyeyim. Geçmiş dönem HÜİK'in kuruluşundan bugüne kadar bir sürü belediye başkanı geldi geçti. Hepsi de taş üstüne taş koymuş mudur? Koymuştur. Hepsinden Allah razı olsun. 31 Mart'a kadar siyaset yaptık ama sonra artık siyaset defterini kapatıp hizmet defterini açtık. Evet. Yani biz HÜİK bakir hiçbir şey yapamamış gibi de almadık. Bir şeyler vardı. Üzerine koymak için aday olduk. O gün için siyaset onu gerektiriyordu. Benim karşımdaki iki rakip de arkadaşlarımdı zaten. Büyük Birlik ve İyi Parti'nin adayı. Bugün seçim bitti. Tekrar arkadaşlığımız, dostluğumuz devam ediyor. Çünkü bizim dar bir bölgeyiz. Birbirimize küsme şansımız yok. HÜİK'in sorunlarını biliyorduk. Anlatacağım birazdan size bolca. O isimlerle halen istişare ediyor. Tabii ki yani. Sorunlar üzerine. Şöyle, belki o dönemde bir soğuk rüzgar eser siyasetin verdi ama gelip geçer. Benim mizacımda çok uzun soluklu küs ya da kırgın olmak gibi bir şey yok. Evet. İstişare ediyorsunuz. Ediyoruz. Ne güzel. Şimdi hemen sorularımız da gelmeye başladı. Onları aktaracağız ama HÜİK'in sorunlarından bahsettiniz. Göreve geldiğinizden bugüne yaklaşık Mart ayından bugüne 10 ay oldu. 10 ayda neler oldu Sayın Başkan? Anlatayım mı? Tabii ki evet. Ama seyirci sorularımız öncelikle hemen onlar geldikçe de sizlere aktaracağım. Evet, o zaman bir kez daha hatırlatalım sayın seyirciler, 552 ekranda numaramızı görüyorsunuz. 552-232-73-23 numaralı hattımızdan bizlere soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. İsimlerinizi ve bulunduğunuz yeri not ederekten. Evet, şöyle HÜİK yüz ölçüm olarak büyük bir yerleşim alanına sahip 590 kilometre kareye hakim bir ilçe. Ama nüfus olarak bizim büyük nüfusumuz İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Konya merkez gibi yerlerde mecburen iş alanları olmadığı için insanlar geçimlerini sağlamak için gurbete çıkıyorlar. Bugün Avrupa'da yaşayan belki de kaç tane hemşerimiz var. Ancak yaz aylarında görüşebiliyoruz. Bazen İstanbul'daki derneklere gidiyoruz. Onlar da oradaki hemşerilerimizle buluşabiliyoruz. Bu esnada programa tam başlamadan ben dün şehit olan hemşerimizle ilgili bir başsağlığı dilemek istiyorum. Allah rahmet kendisine eylesin. Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Vatan toprağı için şehit düşen tüm şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Amin. Ekranları başında beni izleyen HÜİK'li hemşerilerime hem HÜİK merkezde hem Konya'da hem İstanbul'da hem de Almanya'da dün söz de verdim Hüseyin abiye. Onlara da iyi seyirler diliyorum. Biz de selam ediyoruz. 31 Mart biter bitmez. Seyreden tüm seyircilerimize buyurun. Hemen biz aktif bir şekilde 1 Nisan 2 Nisan göreve başladık. İnanın o günden bugüne kadar durmamacasına bütçemizin el verdiği ölçüde çalışmaya çalışıyoruz. Tabii ki bir bolluk bereketlik içerisinde devralmadık belediyeyi ama hiçbir zamanda ya belediyenin de böyle sıkıntıları var deyip arkasına sığınarak kendimize malzeme hazırlamış olmadık. Selki'de iki tane tuvalet yaptık. Modernleştik, yapılmış tuvaletleri tekrar restore ettik. 11 bin metrekare parke taş döşedik. Asbest borular vardı sulama, içme suyu ile ilgili. Büyükşehir'in ve KOSGE'nin desteğiyle onları bitirdik. Uzun soluklu da olsa onları bitirdik. Devlet Su İşleri drenaj hattını, kapalı drenaj hattını döşedi. Devamında bu yıl döşeyecek. Kreli'de çamlık düzenlemesi yaptık. Kreli mahallemizde. 2 adet minareye ekonomik destek sağladık. Cami yaptırma yaşatma derneğine. Kreli'de de hem cami hem de meydandaki tuvaletlerimizi modern hale getirdik. Balıkçılara göl kenarında
bir mahallemiz Kareli. Balıkçılara konteyner barınak sağladık ama bu tabii sahil düzenleme projesinde modern barınaklar olacak. Balıkçılık geçici. Beyşehir'de olduğu kadar tabii Hüyük'te de öyle. Tabii Hüyük, göl kenarında, Beyşehir gölü kenarında Tolca, Budak, Kareli gibi mahallelerimiz de gölün kenarında. Onlar da yeterince gölden istifade etmeye çalışıyorlar aileler. Yine Kareli'de 12 tane sokağa parke taşı döşedik. 2 tane tehlike arz eden kamu binamız vardı. Onları yıktık. Yerlerine yeni projeler yaptık. Hazırladık. Bu yıl inşallah başlayacağız. Okul bahçesinde düzenleme yaptık. İlmen mahallemizde bir adet sontaj vurduk. Çok da güzel su bulduk. 9000 metrekare parke taşı döşedik İlmen'e. %27'si bitmiş İlmen göletine. Geçen ay içerisinde biraz kaynak sağladık. Sayın Bakanımızla ve Genel Müdürümüzle görüşerek bu yıl inşallah İlmen'de de gölet biraz daha yol alacak. Yine İlmen'de mevcut gölete gelen bir dere hattı vardı, ıslah hattı. Kapalı sistem ihalesini tamamladık. 4 milyon 700 bin lira. Bugün KOP'un 14 milyonluk bütçesinin, 2020 bütçesinin 4 milyon 700 bin lirasını İlmen'deki kapalı sistem boru hattı aldı. Bu konuda da emeği geçen herkese teşekkür ederim. İmrenler mahallemiz yine büyük mahallelerimizden biri. 6500 metrekare Büyükşehir Belediye'mizin desteğiyle kilittaş döşedik orada. Şimdi mahalle deyince bazı vatandaşlarımız hani eski belediye ve köylerimiz aslında dış mahallelerimiz. Aslında köy değil mi? Köyden evet. Bahsediyoruz. Belediyeydi İmrenler. Yani köy değildi de belediyeydi ama yeni yasayla beldeydi evet. 6500 metrekare taş döşedik. Bir adet VC'yi onardık, modern hale getirdik. Yaşam merkezi projemiz var. Benim en değer verdiğim projelerden biri. Eski adıyla Huzurevi, yeni adıyla Yaşam Merkezi. 50 kişi konaklamalı, 150 kişi de günübirlik bakım verebilecek bir proje. O projede büyük bölümünü bitirdik sayılır ama tabii ki ekonomik imkansızlıklardan dolayı ara vermek zorunda kaldık. İnşallah baharla birlikte başlayıp önümüzdeki yıl faal hale getireceğiz. Çünkü devlet desteği değil, vatandaş desteğiyle yapılan bir kurum, İmrenler Yaşlı Bakım Merkezi. O konuda da vatandaşlarımızdan gönül desteği bekliyorum. Bir belde için önemli bir proje. Tabii yani bir de Türkiye'de ilk uygulanan projelerden biri. Evet. Günübirlik bakımları da var. Biz bakanlığımızla o şekilde protokol imzaladık. Yapımı bizden, işletmesi bakanlıktan diye. İmrenlere 2500 fidan dikmişiz muhtarımızın, Fadime Hanım'ın öncülüğünde. İşme suyu hattı. Muhtar Fadime Hanım, evet. Evet, evet. İkinci dönem muhtarını yapıyor. Başarılı bizim. Bütün muhtarlarımız başarılı. Bugün %85'i değişti muhtarların ama çok azimler. Onların azmi bana şevk veriyor. İmrenler'de içme suyu ishal hattını, elektriğini ve hattını çektik, depoya bağladık. Tabii şimdi hemşerilerimizden geçen gittiğimde acaba su kireçli mi falan diye bir serzeniş geldi. O konuda da bu yıl tekrar çalışacağız. İcap ederse bir sontaj daha vurmayı planlıyoruz İmrenler'e. Çamlıca bizim Konya istikametindeki en uç noktadaki mahallemiz. Orada da 11.700 metrekare parke taşı döşedik. Bir sontaj vurduk. Köşk'te 6.000 metrekare parke taşı döşedik. Devamını önümüzdeki yıl tamamlayacağız. Zaten çok büyük bölümü tamamdı köşkün. Burunsuz'da yine 11.000 metrekare parke taşı döşedik. Camiye bir adet tuvalet kazandırdık. Su kaynaklarında da drenaj çalışması yaptık bu yılın en sonunda. Orayı tamamladık iş olarak. Pınarbaşı'na 4500 metrekare parke taşı yaptık. Suludere'de 11000 metrekare parke taşı yaptık. Arazi yonlarında düzenleme yaptık, genişlettik. Ve Suludere'nin 100 yıllık bir sıkıntısı vardı. Kanalizasyon hattı Hüyük merkeze akar açıktan. Oradan da Hüyük'ün içinden dereden geçerdi. Biz bunu KOSGE'nin büyük desteğiyle Allah izin verirse yaptık ve arıtmaya bağladık. Göçer'de yine bir adet sontaj yaptık. Çok devasa bir su çıktı. 5000 metrekare parke taşı yaptık. Samut Dede Türbesi var. Onun düzenlemesiyle ilgili bir çalışma yaptık. Tolca'da bir şadırvan, Budak'ta bir ve tuvalet yenileme yaptık. Çavuş'ta elektrik hatları yenilendi. Tarım kampı diye bir projemiz var. Türkiye'de ilk uygulanan bir proje. Tematik bir kamp. Nasıl bir şey başkan? Nasıl bir şey? Şöyle. Tarım kampı. Tarım kampı. Evet. Anlatayım hemen. Şimdi modern evler değil, modern kamp evleri değil. Topraktan, kerpiçten konaklamalı evler. Ve içerisinde de
haftada 200 öğrencinin gelebileceği yıl boyu hayvancılığın, tarımın bir grubu öğrenci... Şu ekranda görüyoruz evet, sanırım bir, bir proje. Bir evet. Grup devam ediyor şu anda. 11 tane binayı bitirdik. Bir grup öğrenci geliyor. Mevsiminde budama yapılacaksa budama yapıyor. Tarım parkı. Kampı. Evet, tarım kampı. Spor Bakanlığımızın evet. Uhdesinde yapıyoruz bunu. Önümüzdeki Temmuz ayında açacağız. Hem yöreyi hareketlendirecek bir proje hem de oradaki işsizliği de bir nebze... Şimdi İmrenler Yaşlı Bakım Evi'nde bugün en azından 50 tane hemşerimiz çalışacak. Burada da 50 tane hemşerimiz çalışacak. Çok önemli, evet. Hem bölgeyi ateşleyecek bir proje hem de belki işsizliği büyük ölçüde azaltacak bir proje. Şimdi hepimizin doğup büyüdüğü çoğumuzun yani kerpiç evlerde evet, doğduk büyüdük. Evet, biz ama şimdi hızlı betonlaşma tematik olarak da şu. Bakın İstanbul'da kerpiç kokusunu özledik yani. Spor Bakanlığı'nın kampları evet. Daha çok deniz kenarlarında ve orman içlerinde. Bizim kampımızda mesela öğrenciler artık bir domates dikmeyi, bir dalından kiraz kopaymayı ya da budamayı burada öğrenecekler. Merak eden, hevesi olan öğrenciler burada. Haftada 210 öğrenci gelecek. Yıl boyu da devam edecek. Bu projemizde inşallah Temmuz ayında geçecek. İhalesine çıkıyoruz şimdi. Büyük bölümü bitirdik. Yine Yenice'de sontaj ve elektrik hatları değişti. Başlamışta gölet genişlemesi devam ediyor hala. Kardan dolayı durdu. Musalla düzenlemesi yaptık. İlçe merkezinde de ne yaptık? Şimdi ilçe merkezine geçmeden Köşk Mahallesi. Hı? Bu belde midir? Köy evet. Midir? Evet. Eski belde. Oradan bir soru var başkanım. Köşk'te, Köşk beldesinde diyelim. Hı? Yaklaşık 2 yıldır 9 ev ve bir de cami kundaklandı. Evet. Fakat ne yazık ki yakanlar bulunamadı. Mahallemize kamera sistemi kurulmasını istiyoruz ve suçluların ortaya çıkartılmasını istiyoruz. İsmimi vermek istemiyorum yoksa bizim evi de yakarlar diyor bir seyirci. Ya doğru söylüyor, orada hemşerilerimizin bir mağduriyeti var. Ben geçen haftada böyle bir sıkıntı oldu. Yerinde inceledik biz hem bölük komutanımızla hem mahalle muhtarımızla. Köşkteki hemşerilerimizle birlikte evet. Biz bir kamera çalışması yaptık. Evet. Yangından sonra da yine eksik olan yerlere 7 adet kamera taktık ama pazartesi gün Köşk Mahallemizde ilçe güvenlik komutanımızla birlikte bir toplantı yapacağız. Evet. Bütün sokaklara yapacağız. Evet, bu böyle bir mağduriyet var. Yani ateşten zevk alan bir şizofreni yaptığını zannediyorum bunu. Yani, çünkü gidip, ben de öyle anlıyorum. Gidip evin içine baktığımda gerçekten hiç bir elektrik kontağı bir şu bir bu değil. Resmen sabotaj. Evet. Yakılmış. Geçmiş evlerde de böyleymiş. Ben görmedim ama ilk defa seçildikten sonra. İnşallah bu korkuyu gidereceğiz. Ben nöbet tutacağım, o korkuyu gidereceğiz. Bunu bulacağız yani. Bu soruna çözüm her şekilde. Hiç esirgemeyeceğim. Mobese takılacaksa mobese takacağız. Köşkün her tarafına bulacağız. Böyle bir sıkıntı var. Ben hemşerilerime de pazartesi de söyleyeceğim. Toplantıda. Yani görüp de söyleyemeyen varsa ben özel bile olsa savcılarla görüşüp gizli tanık konumunda yine söyleteceğim yani. İlla ki 9 ev yan, meydanda yanan ev köşkte. Çok ilginç doğrusu. Çok ilginç ama inşallah hemşerilerin desteğiyle bu sorunu çözeceğiz. Güvenlik güçlerimizin de bu olayı kısa sürede çözeceğini düşünüyorum. Tabii itfaiyenin de ya da diğer bütün kurumlarında burada çok emeği var. Gecenin kaçı, jandarma yangını görerek ihbar ediyor falan. Ya omuz omuza bu sorunları çözeceğiz. Yani insanlar orada korkuyla yaşamayacaklar. Biz de düşünüyoruz yani nasıl tedbir alabiliriz diye. Allah koruyor ki can kaybı falan yaşanmıyor. Şimdi hemen seyirci sorularımıza devam edelim sizin anlatacaklarınız. Hı. Budak Mahallesi'nden Ahmet Yılmaz. İyi programlar. Başkanım, Budak giriş ana asfalt genişleme çalışması yapılacak mı? Biz bu konuda çok rahatsızız. İki araç yan yana çok zor geçiyor. Bu konudaki çalışmanız var mı? Gündemde mi? İkinci sorumsa kanalizasyonumuz yok. Bunlarla ilgili de sıkıntımız büyük diyor. Evet. Budak'tan Ahmet Yılmaz. Başkanım çalışıyor. Allah güç kuvvet versin. Arkasındayız. Notunuzu evet, ben birazdan cevaplayacağım o soruyu. Çünkü peki. Sırası gelecek. Evet. Unutmasın, takip etsin. Güzel haberlerim var inşallah. Evet. Buyurun. Evet, Hüyük merkezde de şöyle geldik. Kapalı spor salonumuz vardı. Biraz böyle yıpranmıştı. Spor Bakanımız sağ olsun bu yıl Hüyük'e olduğundan fazla bir destek sağladı. İşte spor, tarım spor kampı. Hüye bakanlık desteği diyebiliriz. Onu. Evet, hüye bakanlık desteği. Bizim bütçelerle yapabileceğimiz işler değil bunlar. Tarım spor kampını sağ olsun bakanımız çıkardı. Kapalı spor salonunu bugün bitirdik. Biliyorsunuz
Evet. Konya şampiyonu oldu oradaki gençlerimiz de. Türkiye evet. şampiyonasında şu yarışacaklar. Ekranda gördüğümüz gençler evet, şampiyon evet, evet. Vallahi gurur duyuyorum onların tebrik her biriyle. Bizim ilçemizin duyulmayan adını dünyaya duyuracaklar inanıyorum da. Büyükşehir Belediye'mizin yerden göğe kadar desteği var. Mesela milletvekillerimizin de öyle başladığım günden bugüne kadar Gülay Hanım Ancı hanımefendinin Tahir Akgürey'in desteğini asla yatsıyamam yani. Bir Orhan Erdem'in desteğini asla şey yapamam. Mil başkanımdan tutun da evet. Leyla Şahin Usta başkanımıza kadar tamamının her açıdan desteği oluyor Ankara'ya gittiğimizde. Tabii bir belediye başkanının, bir belde, bir ilçe belediye başkanının devletten, bakanlıklardan destek görmesi de çok önemli. Tabii biz gelir olmayan belediyeyiz ama gelir de üretebilmek için belediye, bizden sonrakiler de rahat edebilsin diye de çabalıyoruz aynı zamanda. Bu şansa sahip olmayan, bu imkana sahip olmayan belediyeler de var. Evet, şimdi. Ya ben şimdi bir mahalleye, bir köye, bir kasabaya, bir merkeze gittiğimde vatandaşın serzenişte bulunmasını ister miyim? Yani o da eksik, bu da eksik. Ben bunların mücadelesini vererek savaşıyorum. Her gittiğim yerde de o duruşla bir şeyler istiyorum. Cumhurbaşkanımıza da defalarca ulaştık 10 ay içerisinde. Taleplerimizi söyledik. Bakın 12 milyona yakın bir borç vardı, devlet borcu. Bunların 7 milyonunu barter'a girdik şimdi. Yani vergi borçlarımızı Cumhurbaşkanımızın talimatıyla barter yapıyoruz. Evet. Takasla ip sildireceğiz. İnşallah bu borçlarımızı bir an evvel bitirirsek gelirlerimiz daha da fazla artacak. Hüyük'te yine Akdağ mahallemizin %90'a yakın elektrik hatları bitti. Tamamlandı bu yıl. Çevre yol düzenlemesi yapıyoruz Hüyük'te. Duble yol oluyor artık. Önümüzdeki yıl Hüyük'ün çevre yol Doğanhisar bağlantısı. Beyşehir yol ayrımıyla Doğanhisar bağlantısı bölünmüş yol haline gelecek. Kat atıklarımız dağınıktı. Biraz toparlamaya çalıştık. Bir oraya kendi çapımızda tesis kuracaktık. Büyükşehir Belediye Başkanımızla Çevre Bakanımız dediler ki 2020 yılı içerisinde köklü çözüm bulacağız. Artık kurtulacaksınız. Bir nakil hattı depolaması ve ayrıştırma tesisi kuracağız dediler. O da bizim için iyi bir haberdi. 20 bin fidan diktik hemşerilerimizle. Hüyük Mutlu Yolu vardı. Viraj bir yoldu. Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatıyla kamulaştırmalarını hallettik. Önümüzdeki yılda asfaltı gerçekleşmiş olacak. Biz böyle bir 10 aylık süreçte bunları yapabildik, hatırlayabildiğimiz. Peki şimdi planlanan projeleri de soracağım size. Devam evet. eden projeleri de soracağım ama yağmur gibi soru geliyor Sayın Çetin. Evet, evet. Yani şimdiden 50'yi aştı. Nasıl yetiştireceğiz bilemiyorum. Yetiştirebildiğimizi kadar soracağım. Merhaba, başkanıma bir sorum olacaktı. Yine ismini vermek istemeyen bir seyircimiz. Israrla isminizi ve yazdığınız yeri de yazmanızı istiyoruz, not etmenizi istiyoruz sayın seyirciler. Değirmen Altın Mahallesi hakkında bir yatırım var mıdır? Olup olmadığı hakkında bilgi verebilir evet. mi? Önümüzdeki günlerde herhangi bir yatırım olacak mı? Evet. Değirmen Altı. Evet, onunla şöyle, ben 2020 programını açıklarken onu da açıklayacağım zaten. Aradan soru yoksa size direkt cevap mı vereyim her sorulan soruya, yoksa her nasıl? Sorumuza hemen taze o zaman şöyle, evet, cevap verirseniz daha iyi olur. Dokunamadığımız 5-6 mahalleden biriydi Değirmen Altı. Evet. Allah izin verirse muhtarımızla da sürekli istişare halindeyiz. Yani Kemal niye abi dokunamadınız? De, yani şöyle, ulaşımımız gücümüzün, neden? Gücümüzün yetmedi ve evet. daha elzem mahalleler vardı. Şimdi Değirmen Altı'nın ana girişinden çıkışına kadar olan yeri, yolu komple söküp çok pırıl pırıl bir Değirmen Altı caddesi yapmak istiyoruz. Artı Değirmen Altı'nın gölet programı vardı. Milletvekilimiz Gülay Hanım'la birlikte gittik. Evet. Devlet Su İşleri Genel Müdürümüze programa aldırdık. Çalışmaları bu yıl başlayacak Değirmen Altı göletinin. Değirmen Altı'na oturuyoruz. Muhtarlarla da tekrar bir araya geliyoruz. Şöyle söyleyeyim. 2020 yılında Değirmen Altı'nda mesela parke taş olmayan ya da kanalizasyon sorunu olan bir sokak kalmayacak. Yani Değirmen Altı'nın küçük mahallelerimizden biri. Bu yıl bütün sorun çözülecek. Ne zamana çözülecek? 2020 yılında, bu yıl içinde. Sonraki o zaman programımızda inşallah. Sorunları çözmüş olarak ağırlayacağız. Aynen öyle. Sizi. Aynen öyle. Hemen yani gerçekten sorular o kadar fazla ki. Bir şimdiden... de Değirmen Altı'na su deposu planlaması yaptık. Onu evet. da söyleyeyim. Muhtarın talebiyle ayrı bir su deposu diye KOSGİ Genel Müdürlüğü bu yılın programına koydu Değirmen Altı'nın su deposunda. Selki'den Ali Kaplan Hı? soruyor başkanım. Çok çalışkan, sizin çalışkan olduğunuz Allah razı olsun. Sağ diyor ve selam ediyor. Çamlıca Mahallesi gibi için ne gibi projeleri var diyor. Yine bir isimsiz soru. Evet, Çamlıca Mahallesi şöyle,
Geçen Milli Parklar Genel Müdürümüz Çamlıcalı. Evet. O bizim zaman aslında, Konyalı. Tabii. Hüyüklü Konyalı. Geçmişte Orman Genel Müdürümüzdü İsmail abi. Evet. İsmail abinin de desteğiyle Çamlıcı'da bir yeni gölet yapma arayışımız var. Bir gölet faaliyete geçti. Çamlıca Çilek'te artık kendini açtı. Suldere gibi, evet. Pınarbaşı gibi, Çavuş gibi, Göçeri gibi kendini açtı. Ve yeni bir gölet yapma arayışımız var. İki tane sondajımız olacak. 2020 yılında Çamlıca'da ve bir de bu yıl çok kilit taş döşedik. Olmayan yerlerinde büyük bölümünü bu yıl bitireceğiz Çamlıca'da inşallah. Hedefimiz o. Peki hem seyirci sorularımıza vereceğiniz cevaplarla hem de yeni yapılacak projelerden bahsettiniz yayından önce de. Evet. Ben de merak ediyorum. O projelerinizde ikinci bölümde tekrar karşınızda olacağız. Sayın seyirciler, bir reklam arası veriyoruz şimdi. Görüş Açısı programımıza devam ediyoruz sayın seyirciler. Konuğumuz Hüyük Belediye Başkanı değerli Mehmet Çiğdem. Bugüne kadar yaptıklarını anlattı, seçimler sonrası, seçim öncesi süreci dinledik kendisinden, Sayın Çiğdem'den. Şimdi de seyirci sorularını tabii öncelik vereceğimize dair söz vermiştik ama süremizi verimli kullanmak açısından 2020 projelerinin önemli olduğunu söyledi Sayın Çiğdem. Kendisinden 2020'de planlanan projeleri dinleyeceğiz. Hemen ardından o yağmur gibi gelen sorularınızı tek tek cevaplandıracak kendisi, söz verdi. Vaktimiz el verdiğince, el vermezse kendisine yayından sonra bu soruları hepsini vereceğiz ve kendisi sizler için cevaplandıracak. Evet Sayın Çiğdem, 2020 projeleri önemli dediniz. Onların görselleri konusunda da ciddi bir çalışma yaptığınızı görüyorum. Onları hemen seyircilerimize aktaralım. Evet, 2019 biterken belediyemizin araç parkına biraz önem verdik. Eksik araçlarımız vardı, onları temin ettik. Bu yılda takviye etmeye devam edeceğiz. Bir kazıcı yükleyici almayı planlıyoruz. Yeni bir çöp aracı aldık Çevre Bakanlığımızdan. Ayrıca sepetli bir aracımız yoktu. Sepetli bir aracı aldık. Küçük mini popket aldık. Makam arabalarımızı sattık. Makam arabamız yok. İki tane makam arabamız var. Türkiye'de sattık. Tartışılan bir konudur makam arabaları. Evet, ben kendi arabamı biniyorum. Bundan da çok mutluyum. Büyükşehir Belediye Başkanımız da sağ olsun bir destek verdi. Bir yol süpürge makinesiyle bir küçük çöp aracı daha verecek 2020 yılı içerisinde. Hemen bunu söylemişken Konya Büyükşehir Belediyesi ile aranızda yani iletişim nasıl, ilişki nasıl, yani alışverişiniz nasıl? Benim en iyi ilişkide olduğum yer Konya Büyükşehir Belediyesi, hem çalışanları hem de belediye başkanımız. Evet. Şimdi onun varlığını hissetmeden biz insanlara vaatte bulunamayız. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ben minnettarım. En azından bizi dinliyor. Mesela geçen 2020 yatırımlarını konuştuk. Neredeyse bütün projelerime okey dedi. Yani ben halkım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Onun varlığı bize yetiyor. Hüyüklüler memnunsa biz de teşekkür ediyoruz. Aynen öyle. Memnun olan Hüyüklülerin memnun olması. Çünkü 2019 yeni bir yıldı. Evet. 2020 yatırım yılı olacak inşallah. Biz o umutla yaşıyoruz. Peki o yatırımlarınızda başka neler var? Şimdi ben yine hızlıca hemen mahallelerden başlayayım. İlmen göletinin %80'ini tamamlamayı planlıyoruz bu yıl. Değirmenaltı ve Pınarbaşı göletlerinde de programa alındı. Pınarbaşı'nda da benim bir hayalim var. Böyle İstanbul yolu üzerine büyük bir vadi var. Devlet Su İşleri önümüzdeki yıl gelecek. O vadiyi tamamen devasa bir gölet, sulamaya yönelik gölet yapmayı planlıyoruz. Selki ve Hüyük'te yeni bir gölet yeri araştırması yapıyoruz. Selki muhtarımız bir yer gösterdi. Tekrar gelip bir etüt çalışması yapacaklar. Selki'de de sulu tarıma geçilmesini istiyoruz. Orada zaten Koski'nin bir kapalı sistem sulama hattı vardı. Onu bu yıl faaliyete geçireceğiz. Köşk'te yine aynı kapalı sistemi Koski yapmış. Deposunu yapmış. Depolamasını. Çok güzel pınarlar var Köşk'te. Ben ömrüm vefa ederse bu yıl başlayacağım. O pınarların eski haline getirilmesi ve oradaki hemşerilerle görüştüm, köşklerle.
Oradaki eski bahçeciliğin tekrar canlanmasını arzuluyorum. KOSGİ Genel Müdürümüz orayı görmeye gelecek. Çünkü boşa akan binlerce ton su var günlük. Hem Selki'de hem Köşk'te en büyük hedefim sul tarıma geçilmesini sağlamak. Damlama sulama üzerinden. Biliyor musunuz? Bu yıl bizim çilek rekoltemiz Hüyük'te. Hüyükçiye bir Hüyük marka. Hüyük deyince akla çilek geliyor. 70 milyon liralık, onu da ayrıca konuşmamız 70 gerekiyor. 70 milyon liralık bir destek girdi Hüyük'lü ailelere. Çok güzel. Artık devlete yük olan bir ilçe değil, katma değer sağlayan bir ilçe pozisyonuna giriyoruz. Hüyük Çilek Üreticiler Birliği'ni tekrar canlandırdık. Altılı şekildeydi. Şimdi Soğuk Deposu'nda Çilek Üreticiler Birliği'ne tahsis ederek çileği daha aktif, üreticinin cebine daha fazla ekonomi girmesini sağlayan bir yönetim sergileyecekler. Dere ıslahları var devlet su işlerinin. Köşk mahallemizden bir talep gelmişti. Dün görüştük, bugün de görüştük 41 şube müdürümüzle. Köşk, Kreli, Çavuş, Göçeri, Yenice, Tolca ve diğer mahallelerimizde dere ıslah çalışmaları başlayacak bu yıl. Karayollarının iki tane yani benim aklımın yermediği göbek çalışması olmuş geçmişte. Hem Hüyük girişinde hem de Budak'ta. Budak biliyorsunuz Şerkaraş ve Beyşehir'e kadar bölünmüş yol oluyor İzmir yolu olarak. Ve o göbek bu yıl düzenleniyor. Hüyük'teki giriş İpek yolu üzerindeki göbek de karayolları göbeği de karayolları bölge müdürümüz geldi. Yerinde inceleme yaptı ve bu yıl o göbek de düzeliyor. Şöyle Kreli mahallemizde bir lojmanımız vardı. Tehlike arz eder raporu vardı. Evet. O lojmanı yıktık ve yerine de şimdi ekranda da göstermeye çalışacağım. Görselleri de var. Şöyle. Evet, kameraman arkadaşım evet. da yardımcı olacak siz gösterdiğiniz zaman. Şöyle bir çarşı yapıyoruz. Modern bir. Kreli Arasta çarşısı. Arasta diyor. Evet. Evet, sabit tutun başkanım. Evet. Evet, şöyle. Çok mükemmel bir proje bu. Kreli'ye hayat verecek bir proje. Evet. Allah izin verirse bunu bu yıl içerisinde başlayıp ve bitirmeyi planlıyoruz Kreli'de. Tutalım bir süre evet. başkanım. Evet. Evet, bu şekilde bir proje olacak. Mükemmel bir proje. Anayola bakan bir proje bu. Ve güzel Kreli'nin çehresini değiştirecek bir çarşı olacak burası. Yine Kreli'de içme suyuna yönelik bir sontaj vurmayı planlıyoruz. İki tane. Eksik olarak sanayi projemiz var. Kreli'deki sanayiyi de yerini belirledik. Projelerini çizdirdik. Allah izin verirse bu yıl Kreli'deki sanayiyi taşımayı planlıyoruz. Nereye? Yine Beyşehir yolu üzerinde mevcut çok amaçlı salonun yanında bir sanayi bölgesi var. Yeri hazır, planları çizildi, projeleri yapıldı. Belki Mart-Nisan ayında ihaleye çıkıp Eylül ayına kadar tamamlayabiliriz diye düşünüyorum. Eski bölge ne olacak? Eski bölge zaten mezarlıktı. Benim manevi hiç haz etmediğim bir yerdi. Orasında arkasında da pazar yeri var. Yine Kreli'li hemşerilerimle bir araya gelip bir anket çalışması yapıp orayı yeşil alan, aklımdaki geçen yeşil alan yapmayı planlıyorum. Kreli'nin ortasında yeşil alan olsun diye evet. düşünüyorum. Tabii ki pazar yerinin değiştirilip değiştirilmesini de orada yaşayan vatandaşa soracağız. Zaten geçen haftada hem Kreli, bu haftada Selki, İmrenler gibi pazarlara da etraf köylülerimizi, etraf hemşerilerimizi ücretsiz taşıyoruz ki o bölgelerdeki pazarlara canlılık verelim istiyoruz. Herkes Hüyük merkeze değil mahallelere de önem verelim istiyoruz. Hüyük pazarımız zaten bizim marka bir pazar. Herkesin bir arada buluşma noktası Hüyük pazarı. Evet, bu arada seyircilerimizin yoğun katılımı devam ediyor Sayın Çiğdem. O soruları tek tek soracağız. Sayın seyirciler, başkanımız Hüyük için 2020 yatırımlarını açıklıyor. Belki de ilk defa açıklayacağı projeler de var. Proje o var. Yayından önce de söyledi bize. Biz de onları merak ediyoruz. Sizler adına da merak ediyoruz. O projeler bittikten sonra sorularınızı tek tek kendisine ileteceğiz. Evet. Devam edelim. Selki. Selki'de yarım kalmış bir sanayi vardı. Bu yıl içerisinde tamamlamayı ve ilave sanayi sitesi yapmayı planlıyoruz. Düğün salonunu restore edip Selki'deki ana caddenin tamamını söküp yeni bir cadde yapmayı planlıyoruz. Çünkü Selki'de KOSGİ bir asbest boru değişimi sağladı ve onun üzerinde ne kadar da düzenleme yaptıysak bir türlü eski haline gelmedi.
ana caddeyi söküp yeni bir cadde yapacağız. Allah izin verirse bu yıl Selki'ye 1,5 milyon kilitli taş döşemeyi planlıyoruz. İki tane de devlet su işlerinin sontajı olacak Selki'de. Zaman içerisinde bu 2020 yılında Selki'ye yapmayı planladığımız. İlmen'de zaten iki tane iş, büyük iş devam edecek ve yine İlmen'de açılmayan birkaç tane yol var. Artı kilit taş konusunda da büyük oranda İlmen'i bitirmiş olacağız. Mutlu'ya hiç dokunmadığımız mahallelerimizden biri. Mutlu bu yıl hiç dokunamadık, evet, ama oradan Allah izin da sorular verirse, var. Allah evet. izin verirse Mutlu'da bu yıl bir kapalı salon, düğün salonu yapacağız ve Mutlu'nun tamamını kilit taş sorunu çözmüş olarak bitireceğiz yani. Bu 2020'nin içinde Mutlu'da kilit taşsız sokak kalmayacak. Böyle planlıyoruz. Bir tane de park düzenlemesi yapmayı planlıyoruz 2020'nin içerisinde. Görünmez'de de aynı. Bir tane giriş köprüsü var. Onu düşürmeyi planlıyoruz. Yukarıdan gelen arıtmanın Hük ve mahallelerinden gelen arıtmanın suyunu kanaldan kapalı sistem geçirmeyi planlıyoruz. Koske'nin bir projesi var şu anda. İçeride kalmış bütün yolları düzenlemeyi planlıyoruz Görünmez'de de. Değirmenaltı'nı bahsettim. Gölet benim için çok önemli Değirmenaltı'nda. Hem Pınarbaşı'nda hem Değirmenaltı'nda. Buralarda küçük mahallelerimiz arızalı yolları ve olmayan parke taş olmayan yolları bitireceğiz Değirmenaltı'nda da. Çavuş'ta 5 tane sokak varmış, orayı bitireceğiz. Göçeri'de eksik kanalizasyon hatları var. Bunları tamamlayacağız. Vatandaşlara söz verdik. Yolların %90'ını bitirmiş olacağız Göçeri'de. Evet. Bir tane sontaj daha vurmayı planlıyoruz ve bir tane de sontajdan gölete basılacak güneş enerji sistemi planlıyor Koski. İnşallah düzenleriz. Çukurkent mahallemize de hiç dokunmadık. Orada da inşallah bu sene bir meydan düzenlemesi ve eksik kalan bütün yolların, yani Çukurkent'e girdiğinizde kilit taşlı sokak kalmayacak. Ve muhtarla görüşeceğiz. Niye eksikse Çukurkent'inde devam edeceğiz. Köşk'te bir spor kompleksi yapmayı planlıyoruz. Çamlıca'da, Köşk'te 5 tane spor kompleksi var. Mutlu bunlardan biri de. Pınarları eski haline getirmeyi istiyorum Köşk'te. Eski haline gelsin ki tekrar bahçecilik ve sulu tarım canlansın. Kalan yol varsa onları tamamlayacağız. Çok az bir yol kaldı Köşk'te yapılmamış. Koski'nin yaptığı sulama depolarını biz devraldık. Bu yıl damlama sulama başlayacak Köşk'te. Yine Çamlıca'da kalan yollar sontaj ve düğün salonu ihtiyacı var. Tolca'da malum kanalizasyon, Tolca Budak ve Yenice'de kanalizasyon yok hala. Yolları yine buraların aynı. Suludere'de su deposu, kalan yollar ve düğün salonu. Başlamışta yollar ve sosyal tesis onarımı. Bir de ormanın başlamışta bir şeyi var. Orman köyü kurulması ile ilgili bir proje çalışması var. İnşallah olur. Bu esnada şunu da söylemek istiyorum. İmrenler ilk defa bizim bölgemizde şöyle bir şey gerçekleşti. Turizm merkezi ilan edildi. Cumhurbaşkanımız resmi gazetede yayınlanır inşallah bu ay sonuna kadar. Ben Tolca, Budak ve Yenici'ye o zaman şöyle güzel bir şey söyleyeyim. 2020 programına kanalizasyon hatlarını aldı Büyükşehir. Allah izin verirse böyle umutla ve mutlulukla bu müjdeyi veriyorum. Ben mahallelerde de toplantı yatıp anlatmak istiyordum. Tolca'da yaptık. Budak'a da geleceğiz. Bu yıl kanalizasyon olarak 100 yıllık hayal bunlar. Tek kanalizasyonu olmayan köylerimiz Budak, Tolca ve Yenice'nin kanalizasyonu bu yıl içerisinde bitmiş olacak. Gücümüz yettiğince de biten yerlerin kilit taşlarını yapmış olacağız. Hüyük Belediyesi olarak. Yine asfalt konusunda Tolca, Kreli arasındaki yol. Çünkü Tolca'da balık restoranları var ve sürekli araç girişi var hafta sonları. Bu yıl içerisinde Tolca Kreli bağlantısı hem yeniden asfaltlanacak hem de genişleyecek. Yine Budak arası da aynı şekilde yapılacak, asfalta kadar olan bölge. Budak'la ana asfalt hem genişleyecek hem de yeni asfalt yapılacak. Çamlıca, İmrenler, Toki bu yıl bitecek asfaltları ve en önemlisi İmrenler, Selki, Burunsuz ve Köşk'ün ortak kullandığı 14 kilometrelik grup yolu, Beyşehir-Yelten yoluna çıkan grup yolu bu sene genişleme ve asfaltlama çalışmalarını Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun bizzat söz verdi. Aynı zamanda yine bu saydığım mahallelerden gelen kanalizasyon atıkları da Köşk'ten sonra daha ileriye arıtmanın olduğu yere kadar kapalı sistem taşınacak.
Bunlar mahallelerimizle ilgili çalışmalarımız. HÜİK merkeze girmek istiyorum. Çünkü şimdi az önce bir turizm yatırımı ile ilgili bir evet, şey söylediniz. Turizm merkezi ilan edildik. Bu çok önemli. Çok önemli. İmrenler. İmrenler Yayla. Evet. Şimdi sizin uzun süre beraber İstanbul'da Beyoğlu'nda çalıştığınız Sayın Ahmet Misbah Demircan Beyoğlu Belediye Başkanı'ydı. Evet. Hem de 3 dönem belediye evet. başkanlığı yaptı. Kendisi önemli bir isim. 3 dönem kuralından sonra yeniden belediye başkanı seçilmedi. Belki aday olsaydı yeniden seçilirdi evet. bilemiyorum. Beyoğlu halkının teveccühünü siz daha iyi bilirsiniz. Daha sonra Kültür Turizm Bakan Yardımcısı oldu evet. şimdi. Kendisiyle görüşmeye mutlaka devam ediyorsunuzdur. Tabii tabii. Çarşamba inşallah burada olacak. Öyle mi? Hem Konya'mızda hem de HÜİK'imize gelecek. Evet. Ondan da istediğimiz projeler var. Bu konuda da bize çok katkısı oldu. Zaten bir anda turizm merkezi ilan edilmesi işi bile bizim için büyük bir önem arz ediyor. Bu arada Burunsuz'u unutmuşum. Orada da 2 adet sontaj çalışmamız olacak ve kalan yolların tamamını Burunsuz'u da bitirmeyi planlıyoruz. Peki. Yani sayın... bu yıl KOSGİ genel müdürümüze Büyükşehir Belediye Başkanımız talimat verdi. 40 bin metrekare KOSGİ destek verecek. Bir 40 bin metrekarede biz almayı planlıyoruz kendi bütçemizden. Allah izin verirse yol konusunda bölge bu sene istediğimiz düzeye gelecek. Peki. Biz de o zaman Sayın Ahmet Misbah Demircan Başkan'ın Kültür Bakanlığı'nda olması sebebiyle HÜİK'e vereceği desteği de merakla bekliyoruz. Evet. Ben şöyle söylemek istiyorum. Bizim orası tarım bölgesi. Bölgemiz tarım bölgesi. Fabrikalar yok. Yeraltı zenginliklerimiz yok. 10 aydır belediye başkanıyım. Kapımı hiç kapatmadım. Herkese açık. Herkes dilediği gibi gelip görüşebilir. Ben zaten mahallelerdeyim. Şehir dışında olmazsam sürekli günümü mahallelerde geçirmeye köylere gidiyorum. Köylere evet. sürekli. Evet. Bu süreçte edindiğimiz bir sürü izlenim var. Vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin sıkıntıları var. Burada en büyük sorun bizim sulama. Kredi Sulama Birliği adı altında geçmiş yıllarda bundan yaklaşık 30 yıl önce, 25 yıl önce bir birlik kurulmuş. Dönemin en rentable projesiymiş ama zaman geçtikçe yatırım devam etmemiş. Açık sulama, açık kanallardan sulama ve yatırım devam edemediği için, kendini tesis modernleştiremediği, yenileyemediği için cazip halden şey hale gelmiş, vatandaşa külfet haline gelmiş. Bugün 2,5 trilyonluk bir elektrik borcu var. Bu konuda ben devlet büyüklerimizden olabilecekleri en büyük desteği istiyorum. Çünkü orada insanlar o suya güvenerek pancar, haşhaş ya da diğer ürünlerini ekiyorlar. Ve insanlar mağdur edilsin istemiyorum. Geçen yıl 5 defa en önemli noktada pancarın ya da ürünün suya ihtiyacı olduğu dönemde elektrik kesildi. Bu çok büyük bir mağduriyetti. İnsanlar toprakta sabahlara kadar, gecelere kadar emek sarf ediyorlar. Ve böyle bir sonuç halkımızı üzer. Allah katında da doğru bir şey değil. Evet, borçlanılmış olabilir ama bunun sebebini araştırırsanız kanallardan, gölden basılan suyun yarısı boşa gidiyor zaten. Yani vatandaş kaldırdığını elektrik parası ödese bile yeterli gelmeyebilir. Ama geldiğimizden beri bizim mükemmel bir projemiz vardı, göz hakkı diye. Evet, HÜİK'le ilgili yayın hazırlığı yaparken bu kavramı duydum, bu terimi duydum. Evet, çok yani ilgimi çekti doğrusu. Benim göz seçimlerden hakkı. Önce de düşündüğüm ve uygulamasına koyulmasını istediğim bir projeydi göz hakkı. Çünkü biz hep sırtını sultan dağlarına yaslamış ilçeyiz, mahalleleriz. Baktığımızda gölü görüyoruz ama ne kadar nemalanabiliyoruz, ne kadar istifade edebiliyoruz tartışılır yıllardır. Şimdi Devlet Su İşleri 9 aydır bir projede çalışıyordu. Bu ay bitiyor. Depolama sistemi 1. ve 2. kademe diye. 1. kademeden 19 bin dönüm bizim dönümümüzde. Yani degar hesabı yaparsak, yani Konya dışı dönümle yaparsak 38 bin dönüm. 2. sulamadan da 40 bin dönüm toplamda. Birinin terfi yüksekliği 62 metre, birininki 85 metre. Toplam proje bedeli 480 milyon lira. Bir ay sonra Allah'ın izniyle programa alınacağına adım gibi eminim. Çok da ümit ediyorum, dua da ediyorum. Tarım Bakanımıza da gidip konuyu anlatacağız. Bütün dostlarımdan da destek istiyorum bu konuda, Ankara'daki dostlarımdan. Bizim bölgemizin hayatını kurtaracak proje bu proje. Bir ay sonra bakanlığa yatırım programına alınması için sunmuş olacağız inşallah. Şimdi şu dakika kadar söylediğiniz
yatırımlardan galiba en önemlisi bu ki bu vurgulamayı yaptınız. Evet. Bir kez daha tekrar edelim hafızalarda daha iyi yer etmesi için. Şimdi, Sayın Başkan. Artık sulama çünkü sulama, yani biz her şeyin başında sulama diyebiliriz. En önemli sulamayla, modern sulamayla üretim yapan ilçesiyiz. Çilek'ten bahsettik. Tabii. 70 milyon liralık bir girdi olmuş ilçemize. Alternatif ürünleri de arıyoruz. Artık Kreli Sulama Birliği cazibesini kaybetti. Bu projeye 9 aydır çalışıyordu Devlet Su İşleri. Geçen ay projenin bir ay içerisinde biteceğini öğrendik. Yani bu Ocak sonuna kadar biteceğini biliyoruz. Bu konuda tartışmasız en büyük emek milletvekilimiz Gülay Samancı'ya ait. Benimle birlikte defalarca genel müdürümüzün yanına geldi gitti. Ve inşallah kazmanın vurulduğu günü göreceğiz ve o bölgede göldeki sudan hem yararlanacak hem de göldeki su değerini kaybetmemiş olacak. Kanallardan boşa akıp gitmemiş olacak. İsraf da edilmemiş olacak. Gerçekten cazip bir şekilde kapalı sistemde sulanacak. Kendisi önümüzdeki haftalarda yine Görüş Açısı programımızın konuğu olacak. Hı-hı. O programda da yine o meselenin detaylarını soralım kendisine. Şöyle, evet HÜYK merkezde... Diğer görsellerde de önemli çalışmalar görüyorum. Evet, HÜYK merkezde mükemmel bir HÜYK iş merkezi HÜYK projemiz iş merkezi. Var. Şöyle gösterebilirim. Evet, arkadaşlarım yayına da verecekler evet, şimdi onu. Bu proje şöyle... pasaj vardı merkezde ve ekonomi gömdüğünü tamamlamış durumdaydı. Hı hı. Allah izin verirse bu yıl Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçecek projemiz ve Mart ayında ümit ediyorum ihalesine çıkacağız. En geç Eylül ayında da faaliyete geçmiş olacak. HÜYÜ de ayrıca bir ekstra güzellik katacak projemiz. Yine HÜYÜK'le ilgili şöyle hemen yine benim hayalim otogar. Bir meydan otogar. Otogar. Yeni bir HÜYK. Otogar. Evet HÜYK otogarı. Şu anki otogarın durumu ne Sayın Otogar Kıca? Yok HÜYK'te yok. Ama olacak inşallah. Evet. 2020'de mükemmel bir Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız sözünü verdi. Evet. Ve biz Büyükşehir Belediye Başkanımızı biliriz. Ne söz verdiyse şimdi güzel bir proje. Yaptı. Şimdi çok proje mükemmel der. Bir proje. Mevcut şantiye alanımızın olduğu yeri boşaltıyoruz belediye olarak. HÜYK, Konya Büyükşehir Belediyesi HÜYK Otogarı olarak böyle de göstermek istiyorum. Güzel evet, bir proje. Evet. Şimdi 3D resimler genelde güzel gözüküyor evet. Başkanım. Önemli olan proje bittikten sonra da bu çizimlerdeki gibi güzel gözükmesi. Biz evet, umuyoruz ki biz, daha iyi olur. Evet evet biz iyi olacağını düşünüyoruz. Yine HÜYK için Büyükşehir Belediye Başkanımızın verdiği bir söz var. Evet. Onu da yıllardır benim de hayal ettiğim sanayi. HÜYK sanayisi. Bunu hemşerilerimle paylaşmak. Bu az önce bahsettiğimiz sanayinin görsel hali. Görsel hali. Evet. HÜYK sanayi sitesi ve bu yıl içerisinde satın almalarını tamamlamak üzereyiz. Evet. Parsellerin sanayi. Şu anda daha net gözüküyor. Evet. Evet. Ne kadarlık bir dükkanlı yapımı söz konusu? 200. 200 adet. Bu yıl şöyle düşünüyoruz. HÜYK için Büyükşehir Belediye Başkanımız yeterdi. Evet. Modern bir sanayiye kavuşacak ve hem İpek yolu üzerinde, Konya İpek yolu üzerinde hem de Antalya yolu üzerinde bir kavşakta başlayacak sanayinin bu sene 50 dükkanını bitirmeyi planlıyoruz. Onun için de kendi belediyemizin de kaynak aktarması gerekiyor. HÜYK'te halkla hemşerilerimizle bir araya gelip bulduğumuz kaynaklar konusunda da bir çalışma yapacağız inşallah. Modern bir sanayiye HÜYK olarak kavuşacağız. Tabii bitmiyor. Şöyle bir projemiz daha var bu yıl içerisinde başlayacağımız. Benim yine hayalimde olan bir proje HÜYK Kültür Merkezi. Kültür Merkezi, Kongre ve Kültür Merkezi. Bunu da bu yıl içerisinde Büyükşehir Belediye Başkanımız dedi ki büyük kaynağı ben vereceğim. Sen de kaynak bulacaksın. Ben bulacağım. Siz nereden bu kaynağı. Kaynak bulacaksınız? Biz de bütçemizin el verdiği ölçüde belki bir arsa üreterek, belki mevcut arsalarımızdan satışlar yaparak modern bir kongre merkezine, kültür merkezine çok amaçlı salona kavuşalım istiyoruz. İlçemizdeki gençlere ben çok önem veriyorum. İstiyorum ki sinema da ayaklarında olsun, fuaye alanı da olsun. Modern bir ilçe olsun HÜYK. Bunu arzuluyorum. Bugün karayollarıyla tahsisini yaptık. 17 bin metrekare görünmez üzerinde bir arazimiz var. Oraya karayolları yol bakım şefliği geliyor. Orman işletme şefliği açılıyor.
açıldı, resmi gazetede yayınlandı. Sadece mühendis atamasını bekliyoruz. Yine HÜK merkezle ilgili de sanayi, mevcut sanayi, yaptığım sanayi taşıttıktan sonra mükemmel bir pazar yeri oluşturmak istiyorum oraya. Şu andaki pazar yerinde yeşil alan yapmak istiyorum. Şu andaki pazar yerinde yeşil alan yapmak istiyorum. Ve orada da tescilli binalar var. Projelerini çizdirdik. Tabiat varlıklarından bütün binaların detaylarını aldık. Evet. Tescilli biraz yapılar. Önce de bahsettiğiniz tescilli yapı tabii. Hı hı. Rölevelerini yaptırdık. Kültür Turizm Bakan Yardımcımızdan da desteğini istedik. 1 milyon 700 bin liralık bir kaynağa ihtiyacımız var dedik. O da Nisan ayından sonra bu kaynağı sağlayacağının sözünü verdi. Çarşamba da zaten yeri görmeye geliyor. Modern bir yani eski bozulmadan, yapı niteliği bozulmadan cummalı cummalı çok mükemmel binalar haline getireceğiz orayı. Keşke da. Keşke. Çok güzel. Yani burada ağırladığımız birçok belediye başkanı oldu. Ben bizzat hani o kültürümüzün o çok önemli çizgilerini ne sahip olan hani ev olsun, yapılar olsun tekrar canlandırılması konusunda sürekli hani bir şeyler söylüyoruz. Zaten umarız ki bunlar hayat biz, bulur. Biz bu yıl şöyle çok arzuladık. Kültür Bakanımıza da söyledik. Bir geleneksel el sanatları çarşısı yapalım istiyoruz. Unutulmayı tutmuş eserlerle ilgili, sanatlarla ilgili bir geleneksel çarşı yapalım. Yöremizde zanaat aslında çok önemli ama bitmiş. Biz bu yıl çok mükemmel bir festival yaptık. Geleneksel El Sanatları Festivali. 2020 yılında Allah izin verirse Anadolu'daki en büyük geleneksel el sanatları festivalini yapacağız. Hem Gençlik Festivali adı altında hem de Geleneksel El Sanatları Festivali adı altında. Bunlar güzel haberler. Büyük Belediye Spor Kulübü'nü kurduk. Biz de takipçisi olacağız. Büyük Belediye Spor Kulübü'nü kurduk. Allah izin verirse Mart ayında amatör ligde Hüyük Belediye Spor mücadele etmeye başlayacak. Bu da gençler açısından çok önemli. Çok önemli. İkinci bir husus şöyle. Hüyük merkezde, çarşı merkezinde bütün elektrik hatları yer altına alınıyor. Hüyük merkezde. Bununla birlikte Selki, Burunsuz ve Çamlıca'da da toplamda şöyle. Önümüzdeki yıl MEDAŞ Genel Müdürlüğü'nün Hüyük'e ayırdığı bütçe 14 milyon lira. Evet. Bütün hatlar yenilenecek. İnşallah bu arzuladığımız... Evet. Az önce yaparız. Ekrana gelen spor kulübünden bir görüntüyü de az önce bahsetmiştiniz. Evet, o mevcut bir kompleks vardı. Tabanını da modern hale getirdik. Çatısını, koltuklarını gençlerimize layık olmaya çalıştık. Yaraşır, onların da mükemmel imkanlardan yararlansın diye Spor Bakanlığı'nın katkısıyla güzel bir salon dizaynı yaptık. Kulüp kurulur, yapılar ama önemli olan içinin dolu olması. Dolu yani olması, gençlerde de heves var. Bakın Konya şampiyon oldular. Başlarken de söyledim ya. Hı-hı. Çok önemli. Bir de TOKİ vurgulamak istiyorum. TOKİ her zaman için gündemde, evet. Vatandaşlarımızın. TOKİ Hüyük konusunda. İkinci etap, evet. Bir aya kadar ihaleye çıkıyor. İkinci etap talep toplandı. Bir aya kadar ihaleye çıkıyor. Üçüncü etap, Hüyük üçüncü etapla Mutlu, Burunsuz, İmrenler ve Kreli, TOKİ bu yıl projesi tamamlanıp yıl sonunda ihaleye çıkacak. 2020 yılının sonunda. Selki ve Pınarbaşı İlmen arasında bir TOKİ çalışmamız olacak. İnşallah bu yıl içerisinde yerlerini belirleyip Milli Emlak Genel Müdürü ile ve belediyemizle tekrar bir araya gelip yerlerini belirleyip Selki ve Pınarbaşı İlmen arasında da bir TOKİ projesi düşünüyoruz. Tabii ki Pınarbaşı ve İlmen hemşerilerimize de bir araya gelip bunları görüşmek istiyorum ama Selki'de çok talep var. Onu bu yıl içerisinde hemen ilk fırsatta imar içerisindeki uygun yeri bulup müracaatını yapacağız. Bunun dışında da aslında en önemli projelerimizden biri sahil düzenleme. 15 kilometrelik bir kıyı kenar çizgisini tamamladık. Bu yıl içerisinde yolunu yapacağız sahil düzenlemenin. Oralara spor kompleksleri, parklar, yine günübirlik kullanım alanları, plajlar, Beyşehir Gölü'nden bahsediyoruz. Evet, Beyşehir Gölü'nün Hüyük sınırlarındaki 5 kilometre. 15 kilometre. 15 kilometre. 15 kilometre kalan yolunu yaptık bu, evet. Sene. Yolunun girişini yaptık. Yalnız Çevre Bakanımız dedi ki 9 metreye çıkaralım yolu. Hı-hı. Dolgu ve altyapısını bu yıl Nisan'da çekeceğiz. Büyükşehir Belediye'mizin desteğiyle yapıyoruz. Hem Çevre Bakanlığımızın hem de Büyükşehir'in. Çevre Bakanımız buraya 20 milyonluk bir kaynak vereceğini söyledi. Şu anda 1 milyonluk kaynakla İller Bankası üzerinden
işte parklarını, günübirlik kullanım alanlarını, kuş gözlem evlerini, balıkçı barınaklarını bu yıl bitirmeyi planlıyoruz. Yani birkaç yıllık bir proje ama inşallah Hüyük sahillerini, Budağı, Kreli'yi, Tolca'yı, Konya'nın sayfiye yeri gibi, dinlenebilecek alanı gibi. Ben Milli Parklar Genel Müdürümüzle görüştüm. Anıt Milli Parklara bağlı ya göl. Evet. Orada kıyı kenar bitti. Kreli balıkçı barınaklarının oradan Kül Adası'na 1000 metrekarelik bir şey yapmayı planlıyoruz. Yürüyüş yolu. 1000 metre. Evet. 1000 metre pardon, kare değil de 1000 metre uzunluğunda. Sahilden adaya kadar yürüyüş yolu. Hayalimiz 200 metresini bu yıl yapabilir miyiz bilmiyorum. O bağlamda bir çalışma yapacağım inşallah. Peki Beyşehir Belediyesi ile bir iletişiminiz bu konularda, ortak girişim, çalışma var mı? Şu ana kadar olmadı ama açığız. Evet. Çünkü göl ortak. Her ne kadar Beyşehir'lik gölü olsa da ortak. Ben Beyşehir Belediye Başkanımız da, değerli başkanımızı da konuk ettik burada. Evet. Çok önemli sahil projelerinden bahsetti. Neden evet. ortak çalışma olmasın? Biliyorsunuz orada da Çevre Bakanımızın talimatıyla 15 milyonluk bir kıyı temizleme bütçesi ayrıldı. Evet. Tabii ki göl bizim korumamız da lazım. Niye arıtmaları, kanalizasyonları arıtmaya akıdalım diye uğraşıyoruz? Göl daha temiz olsun. Ben ilk defa Kül Adası'na gittim bu yıl. Balıkçı arkadaşlarımızın tekneleriyle. İnanın vallahi bayıldım. Pırıl pırıl bir göl. Daha ne güzel, temiz olsun. Bizden sonraki kuşaklara da tertemiz şeyler bırakalım istiyorum. Yerler bırakalım istiyorum. Oralara insanlar gelsin. Tabii ki yani yozlaştırmasınlar. Oradaki mevcut tabiatı bozmadan oralarda günübirlik dinlenmelerini, gezmelerini yapsınlar istiyorum. Dört başından yani bütün köy, kasaba, mahalleleriyle ülkemizin bilindik ilçeleri arasına getirebilmek için elimden gelen gayreti gösteriyorum. Peki şimdi ya çok fazla sayıda proje açıkladınız. Hı hı. Umarız kaynaklarınız buna yeter. Tabii desteklerle ki bu projeleri halledebilirsiniz. Bunlar Büyükşehir Belediye'mizin destekli projeleri. Büyükşehir Belediye'mizle görüştük. 2020 yılı yatırım içerisinde. Çok güzel. 2020 yılının sonunda ya da 2021'in başında sizi yeniden burada ağırladığımızda İnşallah. İsteriz ki bu güzel projeleriniz bitsin. Biz takip Biz edeceğiz. Özellikle sahil projeniz evet. ve işte kültür merkezi hepsi birbirinden önemli. Sanayi sitesi. Onları tamamlanmış olmasını dileriz biz de. Hüyüklülerin daha iyi şartlarda yaşaması için. Şimdi çok sayıda soru var. Bunları mümkün değil bu soruları yayınımız içerisinde yetiştiremeyeceğiz ama vakit kaybetmeden hemen onlara bakalım. Yurt dışından da çok sayıda takipçiniz var. Şimdi iyi akşamlar. Gurbetçi akşam. Bizim hemşehrinin evet. hepsi. Kireli kasabası için ne düşünüyorsunuz 2020 yılı için diye sormuş. Önceden Almanya'dan sormuş herhalde. Bir seyircimiz. Evet. Artık soruları toplu şekilde size aktaracağım. Şimdi yurt dışından Hüyüklülerle nasıl iletişim sağlıyorsunuz? Sosyal medya üzerinden iletişim sağlıyorum. Hı hı. Şöyle ki bu arada yatırımlarda ekranlarda ekranımızda dönmeye devam ediyor. Bu projeyi söylemedim ama Akademi Hüyük diye Spor Bakanlığı'nın az önce söylemediniz. Söylemedim. Evet. Belediye binamızdı burası. Projesinin çizimini yaptırdık. Allah izin verirse Nisan ayında inşaatına başlıyoruz. Spor Bakanlığımız 1,5 milyonluk bir katkı sağladı buraya. Akademi Hüyük diye 36 branşta gençlere eğitim verebilecek bir akademi yapıyoruz burada. Görsel gerçekten etkileyici. Evet, üçüncü katını cam, bina taşıyıcılığına göre camdan inşa ediyoruz. Oldukça güzel gözüküyor. İçi de çok modern. Evet. Çocuklarımıza, gençlerimize yönelik. İçinde hem görsel sanatlar, hem sinema sanatları, hem el sanatları, hem altı branşta dil, bütün derslerin olacağı, gençlerimizi geleceğe hazırlayacak bir mekan haline getirdik. Bunun arkasında aslında burada bir kahve vardı. Biraz hemşerilerimiz kahveyi niye kapattın filan dediler. Köşeye çok güzel bir kafe yaptık. Orada geçirecekler şimdi artık zamanı. Kafeyle kahve farklı şeyler. Evet. kahveye hani özellikle kırsal kesimde her vatandaş gider. Ama burada kafe dediğimiz zaman gençlere yönelik olarak algılanıyor. Şöyle ki hem gençlere yönelik üniversite yapılıyor. Rektör hocamızın sözü var. 2020-2021 yılında Hüyük Meslek Yüksekokulu, Alakkanat Hüyük Meslek Yüksekokulu öğrenci alacak. Rektörüm söz verdi. Çatısını yapın gerisi bizden dedi.
Yine Kamil Akkanat abimiz, iş adamı, Beyşehirli iş adamı Kamil abimiz çatıyı tamamladı. Bundan sonraki kısmında zaten devrettik binaları Selçuk Üniversitesi'ne. Yatırım programına koydular. 2020 yılının 2022-2021'de üniversite öğrencilerimiz de Hüyük'te eğitime başlayacak ne inşallah. Güzel. Şimdi kafe ile kahve farklı şeyler dedik ki. Dedik ya şimdi keşke o iki mekanda aslında bir arada olabilse de gençlerimiz, yaşlı vatandaşlardan, orta yaş üzeri kişilerden bir şeyler öğrenseler hayat namına. Onlar yaşlılar gençlerden daha iyi bir şeyler öğrenseler. Kahve, çok iyi bir kaynaşma olur. Kıraathane kültürünü bozmadan yaptığımız bir yer orası. Gençlerin de ihtiyarların da bir arada oturabileceği çok bir güzel yer. Evet. Yani tabii ki Hüyük şöyle, Hüyük'te çalışan bütün demeyeyim de %80 memur bugün başka ilçelere gidip oralarda duruyor. Niye? Sosyal tesisin azlığı, zaman geçirebilecek yerlerin eksikliği. Bunu tamamlarsak biz, buraları tamamlarsak inşallah Hüyük'te çalışıp maaşını Hüyük'ten alan memur Hüyük'te yaşamaya devam edecektir. Eğitimdir, okuldur. Bunları tamamlamayı planlıyoruz. Bugün Hüyük Spor Kulübü ne Akdağ'daki Büyükşehir tarafından yapılan parkı ihale ettik. Orayı bir trafik parkı haline dönüştürüp günübirlik zaman, ailelerin günübirlik zaman geçirebileceği bir mesire yeri haline dönüştüreceğiz inşallah. Orayı da açacağız. Çok güzel. Şimdi projeleriniz bittiyse hemen seyirci sorularımıza başlıyorum. Sayın Çiğdem, İmren, şimdi bazı sorular tabii cevabınızı vermiş olduğunuz sorular olabilir. Mesela İmrenlerle ilgili nasıl projeler var diyor ki bir seyircimiz, bunları söylediniz. Evet. İsterseniz kısa kısa hatırlatmalar yapabilirsiniz. Evet, İmrenler'de yaşlı bakım merkezini bitireceğiz. Toki'nin yollarını asfalt yapacağız. %80'de kilit taş yapılmamış sokakları bitirip bir tane de son taş vuracağız. Ama en büyük idealim orada halkla bir araya gelerek Başpınar var. Oranın kurulduğu yer, İmrenler'in, Balganda'nın kurulduğu yer. Evet. Burası da yaşam merkezimiz, inşaat devam ediyor. Evet. Büyükten de böylece genel bir görüntü görmüş İmrenler oluyoruz. Mahallemiz burası. İmrenler'de. Başpınar'da vatandaşla birlikte bir çalışma yaparak, görüş alışverişinde bulunarak bir düzenleme yapmayı planlıyoruz. Dokusunu bozmadan Başpınar'ın. Evet. Ve bir de orada yine arzu ettiğim eski köy odaları olur ya, birkaç tane köy odası var. Bir tanesini bu yıl İmrenler halkı ile birlikte restore etmeyi planlıyoruz. Köy odası kültürünü tekrar kazandırmak istiyoruz. Şimdi ve bir de şunu da söyleyeyim, İmrenler'de bir iş adamı abimiz var, İbrahim Şirin. Büyükşehir Belediyesi, Hüyük Belediyesi ve İbrahim Şirin abimizin de desteğiyle çok amaçlı bir salon yapmayı planlıyoruz İmrenler'e. Modern bir salon. Bu yıl içerisinde onu da bitirmeyi planlıyoruz. Şimdi az önce yurt dışındaki Hüyüklerden bahsederken işte nasıl iletişim kuruyorsunuz falan gibi bir konuşuyorduk ama araya başka sorular girdi. Yurt dışındaki Hüyüklülerin yatırımı var mı? Hüye veya köylülere, köylere, beldelere? Ya şöyle, bizim Hüyük dört medeniyeti üzerinde barındırmış bir toprak. Bölgemizden de çok afaki zengin olabilecek şekilde iş adamı çıkmamış. Evet. Herkes kendi rızkını kazanabilmek için yurt dışına ya da Türkiye'deki çeşitli illere gitmiş, okumuş ya da gitmiş çalışmış. O yüzden insanlarımıza yatırım, evet, gelip evlerini yapıyorlar. Belki küçük küçük işletmeler falan açıyorlar. Ama sonuçta şu, durumu iyi olan herkes memleketine bir çivi çakıyor. Ben bunu gördüm Hüyük'te. Peki size müracaat edip belediyeye, yani ben... Şu anda biz Hüyük Belediyesi olarak 3 milyon metrekare bir alanı, yatırıma yönelik arsalar yaptık, sanayi alanı. Gelebilecek herkese kapımız açık ve şu anda Adana'dan mesela bir firma geldi, müracaat etti. Tatlı Limon diye Türkiye çapında tanınmış bir firma. Meyve üzerine paketleme, şoklama, işleme tesisi. Hemen biz yeri tahsis ettik, verdik. Bu yılda inşaatına başlayacak. Biz yatırıma sonuna kadar açığız. Ben bunu her yerde de söylüyorum. Çünkü en önemli şey işsizlik bizim orada. Belki benim başaramadığım şey de şu ana kadar işsizliği gidermek. Ama bu yıl içerisinde şuna inanıyorum, %50 boş gençlerimize iş imkanı sağlayacağız bu tesisler faaliyete geçince. Çok güzel. Şimdi Suludere Mahallesi için TOKİ planı var mı ve 2020 için Suludere Mahallesi yatırımları nelerdir? Suludere ile ilgili şeyler söylemiştiniz. Su deposu, kalan yolların tamamlanması konusu var. Bir de sontaj vuracağız ama
TOKİP projesi 2020'de Suldere'de yok. Talep toplama yapacağız önceden Suldere'de. Orada da Suldere'lilerin çoğu Ankara'da, Hamamönü mevkisinde, diğer illerde de var. Bir talep toplama yapacağız. Yeterli gelirse Suldere'de de bu tür bir çalışmayı başlatacağız inşallah. Evet, açıklamalarınız için teşekkür ediyor seyircilerimiz. Sağ olun diyorlar bir seyircimiz. Sizi sevdiklerini söylüyorlar. Çamlıca için projeniz var mı? Bir soru. Çamlıca tabii için. Tabii bir gölet daha nasıl kazandırabiliriz'i söyledik Çamlıca'da. Giriş yolunun genişlemesi, asfaltı, bir sontaj daha vurdurmayı planlıyoruz ve kalan yolların tamamlanması. Düğün salonu yapacağız ama yerini bulamadık hala. Bir araştırma içindeyiz. Evet, daha çok hani teşekkür babında çok sayıda mesaj var. Seviliyorsunuz bu mesajlardan, onu da anlıyoruz. Allah razı olsun. Soruları bulmaya çalışıyorum. İzleyicilerimizden zor soruları arayın. Haydar Akkız da size selamını gönderiyor. Ben ve çalışmalarınızı takdirle takip ettiğini belirtmiş. Merhabalar, Kırıklı halkımız adına yazıyorum. Kırıklı için neler düşünüyor Sayın Başkanımız? Projeler var mı Kırıklı için? Tabii ki Kırıklı bugün biliyorsunuz Beyşehir Gölü'ne kenar olan bir yer. Orada bir plaj, balıkçı barınağı. İçeri girdiğimizde Kırıklı'de gösterdiğim biraz önceki Aras'la, evet, Kırıklı'nın yüzünü değiştirecek bir proje ve sanayi Kırıklı'de yapabileceğimiz. Evet. İmlenler için turizm projesini açıkladınız. İsmail Özen isimli seyircimiz sormuş. Böylece daha önceden cevabını vermiş, evet, olduk. Büyükşehir Belediye'mizde orada bir orman gençlik kampı kurma istiyor. Büyükşehir Belediye'mizin bu konudaki idarecileri gelip yerinde inceleyecekler. Oradaki yaylalardaki doğal dokuyu bozmadan orada hala hayvancılık devam etmekte. Hem burunsuz hem de imrenler yaylalarında. Çünkü hayvancılığa önem vermek zorundayız. Oradaki dokuyu bozmadan orada da bir gençlik kampı oluşturabilirsek çok güzel olacak bizim için. Peki, yine Budak'tan Ahmet Yılmaz soruyor. Çok buradaki çok sayıda kişinin isteği diyor. Merkez Camii'den göle çıkan yolumuz çok kötü. Bunun için sizden yol çalışması rica ediyoruz. Allah siz gibi her mahalleye çalışkan başkan nasip etsin diyor. Şöyle tabii ki gönlüm hepsini yapmak istiyor ama şu anda ki hedefim Budak ana yol genişletmek ve kanalizasyon. Belki geçici bir çözüm bulabiliriz ama kalıcı bu yıl için bir çözüm bulamayabiliriz oraya. Evet, seyircilerimizden ricamız isimlerini yazarak sorularını göndermeleri. Tarihi köşk kaplıcalarının durumunu soruyor, evet, seyircimiz. O konuyla, bunun için projeniz var mı? Evet, kaplıcalar maalesef şu anda çok kötü durumda diyor. Kötüden de ileride bir dönem bölgenin yüz akı olan hem köşk hem de çavuş kaplıcaları şu anda yüzüne bakılacak durumda değil. Aldığımız, evet, şikayetlerin haddi hesabı kayıp şu anda Vakıflar Genel Müdürlüğü ile görüştüm. Vakıfların hissesi var köşk kaplıcalarında. Evet. Belediyemizin hissesi var ve yatırımcının hissesi var. Uzun vadeli yap işlet devret modeliyle bir yer yapılmış köşk kaplıcalarına, tesisler yapılmış. Ama mevcut yatırımcı taahhütlerini yerine getirmemiş. Şu anda önümüzdeki günlerde hazırlığını yaptık. Dava açacağız. Mevcut yatırımcıya dava açıp Büyükşehir Belediye Başkanımıza da söyledik. Bölgeye yakışır. Mevlana'nın gelip her yıl konakladığı kaplıca, köşk kaplıcaları. Evet. Bölgenin kullanımına açılabilmesi için de bir çabamız var. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da durumu izah ettim, anlattım. O da ilgili dinledi ve tekrar bir hukuki boyutu var işin. Hukuki boyutuna bu yıl gireceğiz. Davayı açıp umarız orası da kısa, evet, sürede sonuçlanır. Hem de çavuş kaplıcalarını vakıflarla tekrar görüştük. Bir restorasyon ve düzenlemesine bu yıl girilebilir çavuş kaplıcalarının. İzleyicimiz Bahattin Nural, mevcut göletin arkasında kanal sistemi olacaktı. Şu anki durumu nedir diyor. İlmen. Evet, ben şöyle söyledim sevgili Bahattin kardeşim. KOP'dan ödeneği çıktı, ihalesi yapıldı. Bu yıl içerisinde Nisan'da başlanır inşaatına. Almanya'dan seyircimiz isim yazılı değil. Kırıklı kasabası için TOKİ projesi var mı diye sormuş. Evet, var. Söyledim. Güzel, onu açıklamıştınız. 150 konutluk. Valla iş onlarda, talepte bulunsunlar. Talep olmazsa TOKİ iptal ediyor. Evet, sorulara bakarken yağmur gibi gelen sorulardan önümdeki ekrandan o soruları kaybediyorum. Yani öyle yoğun bir ilgi var şu anda Hüyüklülerden size ve programımıza Sayın Başkan. Çukurkent Mahallesi için 2020'de yatırımlarını soruyor seyircilerimiz. Evet, şöyle Çukurkent
Ya gerçekten gönlümüz her an her yere dokunmak istiyor ama Çukurkent'te dokunamadığımız mahallelerden biriydi. Hiçbir şey yapamadığımız mahallelerimizden biriydi. Muhtarla 2020 programını biz Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüştük. Ben de muhtarlarımızı çağıracağım ve diyeceğim ki Çukurkent'te en elzem ne? Evet. Mesela bir tane Çukurkent'te parke taşı sokak kalsın istemiyorum. Kanalizasyon eksiği varsa tamamlayalım istiyorum. Bir de meydan düzenlemesi yapmak istiyorum Çukurkent'e. Atıl binalar var. Onları mülk sahipleri uygun gördüğü sürece temizlemek istiyorum. Yani zaten bu göz hakkı projesinde de en fazla yararlanacaklar. Çukurkent, Budak, Yenice, Kreli, Görünmez, Hüyük, İmrenler, Köşk. Hollanda'dan seyircimiz Naciye Hanım, eline sağlık. Diğer programımıza gönderilmiş bu ama bizim programımızın saatine. Şimdi saygılar sunuyoruz. Sevgili başkanıma selamlar olsun. Onu biz çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Mehmetçiği de Mehmet Yüksel yazıyor. Mutlu Mahallesi'nden. Selamlarımı iletiyorum. İyi yayınlar. İmrenler Mahallesi'nden yazıyor bir seyircimiz. İsim yok yine. Mahallemiz içerisindeki yollar maalesef çok bozuk. Acaba evet. Ne zaman onarım olacak? Ben hem İmrenler mahalle muhtarımıza hem de Selki mahalle muhtarımıza söyledim. Gerçekten en fazla yol ihtiyacı olan iki mahalleden biri İmrenler. Hem Selki hem İmrenler bu yıl ciddi yatırım yapmamız gereken yerlerden biri. Gerçekten Koski'de biliyorsunuz altyapı çok sağlam olmadığı için sökülüp tadilatı bile bizim için bir külfet. Onu Koski ile bir protokol yaptık. Artık biz üstleneceğiz bundan sonra. Ama İmrenler ve Selki'de %80 yol işini bitirmeyi planlıyorum bu sene. Mutlu Mahallesi'nden Mustafa Demir, köy yolu üzerinde olan, köyümüz yolu üzerinde olan bahçeler içerisinde yol yapımı ve bizim köy yol üzerindeki köprüyü genişletmeyi düşünüyor musunuz? Evet, Devlet Su İşleri bu yıl içerisinde genişletecek orayı. Güzel, böyle sorulara böyle olumlu cevaplar verildiği zaman bizim de programımız daha verimli oluyor tabii ki. Devlet Su İşleri kontrolünü yaptı. Başkan yardımcısı arkadaşımız da Mutlulu. Evet. Bizzat o takip ediyor. O çok tehlike arz eden bir köprü. Aynı köprü Görünmez Köyü'nde de var. Evet. Cami artık şeyde kalmış. Kanaldan aşağıda kalmış. Yolda gelirken de onu düşündüm. Hem Devlet Su İşleri'nden hem de Büyükşehir'den destekle o köprüyü de iki köprüyü de düzenleyeceğiz inşallah. Evet. Yönetim kurulu üyemiz, Kanal 42 yönetim kurulu üyemiz Muhsin Başarı'dan sizlere selam var. Aleyküm selam. Hemşerime selam ediyorum diyor ama Deştiğinli kendisi. Deştiğinli büyük sayılır Deştiğinli, diyor. Evet ya. Evet. Biz de kendisine selam ediyoruz. İyi akşamlar diyor yine bir seyircimiz. Kredide yıkılan lojmanların neden yıkıldığı ve eski belediye binasının yerine ve lojmanların yerine ne yapılacağını, nasıl değerlendirileceğini evet, soruyor seyircimiz ki söylemiştiniz. Gösterdim. Değil çok mi? Modern Doğru. Bir proje çizdik. Kredi... Yeniden o projeyi yeniden bir evet. Kere daha vurgulayalım isterseniz. Evet, şöyle ki bizden önceki dönemlerde tehlike arz eder rapor çıkmış kredideki. Evet, az önce bu görseller yeterince evet. Gösterilmemişti. Tekrar ekranda tutalım. Evet, evet. Yani değişik açılardan da görüntüler var. Bu karayolu üzerinde olan yıktığımız lojmanın orası. Bakım yapılmamış. 5 yıldır lojmanda, 5 evet. Yıldır lojmanda oturan yok. Ve temelinden çatısına kadar 1 milyonun üstünde bir tadilat yapılması lazım ki o lojmanların canlanması gerekiyor. Öbür taraftaki bina zaten direkler üzerinde duruyordu. Yıkım ekibi sadece yarım saatte yıktı dev gibi binayı. Evet. O yüzden eskiye takılıp durmamak lazım. Yıktık ve yerine yenilerini yapmak üzere yola çıktık. Tabii ki bazen şöyle böyle sorularla ben geçen mesela meclis toplantılarımı şeyde yapıyorum ben biliyor musunuz mahallelerde. Ne güzel. Evet. Bugün Kredi'de, yarın Selki'de. Tabii evet. Halkın içinde yapıyoruz. Kıraathanelerde yapıyoruz. Kahvehanelerde. İki meclis toplantımızı İlçe dışında yapıyoruz. Bir meclis toplantımızı ilçede yapıyoruz. Ve onlarla da birebir sorunlarını dinliyoruz. Hemşerimiz şey dedi. Niye yıktın aynısını? Daha güzelini yapmak için yıkıyoruz. Evet. Yıkmak için gelmedik. Yenilerini modernleştirmek için. Zaten oturan olmayan. 5 yıldır oturan yok. Birkaç tane hemşerimiz evsizlikten dolayı oturmuş ama biz yaptığımız çarşıda da altları tamamen ekonomiye yönelik dükkan.
Üstü de lojman olacak. Oturma ihtiyacı olanlara. Evet. Sayın Başkan, son 4 dakikamız, saat 19'da bitirmek zorundayız ki 19.30 ana haber bültenine kadar başka yayınımız olacak. Özellikle reklam kuşağımız aşmayalım. Tabii çok sayıda soru var. Bunları sormamız mümkün değil. Bir kez daha hatırlatalım seyircilerimize. Ama yayın sonrası bütün soruları tek tek vereceğiz Sayın Başkanımıza. Budak Mahallesi'nden Mustafa Uslu Başkanımıza soruyorum. Göle nazaran Kuşluca Budak arası göl manzaraları, Merav var. Burayı konut veya tarımcı alanı olarak proje çalışması yapılabilir mi? Meralarda böyle bir çalışma olmuyor. Çok önemli diyor. Hayır. Evet. Meralarda böyle bir çalışma olmuyor. Tamamı mera. Meralara ne konut ne evet. de tarım üzerine bir çalışma olabilir. Hayvancılığın sigortasıdır meralar. Biz sadece göl kenarından o bahsettiği merayı biliyorum. Bir ağaçlandırma kampanyası yaptık. Önümüzdeki yılda devam ettireceğiz. Ama meralara dokunulmuyor sevgili hemşerilerim. Öyle bir yasada boşluk yok. Ama milli evet. emlak arazisi olsa imar içine belki aldırabiliriz ama meralarda bu tür çalışmalar yapamıyoruz. Evet, Selki'den Süleyman Üstündağ çok sayıda benzer mesajı göndermiş. Selamlar diyor, başkanımızın arkasındayız diyor. Görmemiz için sürekli mesajı tekrar ettirmiş. Başkanım diyor bir başka seyircimiz, Göçeri Pınarı için bir projeniz var mı acaba? Çalıştırma hakkı şahsa verildikten sonra girilmez oldu. Mehmet Tecim. Evet. Göçeri Pınarı bizim dönemimizden önce ihale edilmiş bir sosyal tesis. Düzenlemesiyle ilgili biz bir proje çalışması yaptık. Bu sene orayı daha nezih hale getirmek için bir çaba sarf edeceğiz inşallah. Evet. Belediye şantiye sorumlusu Yasin İdare Ben diyor. Hüyük olalı böyle belediye başkanı görmemiştir. Teşekkür ederim. Cesaretli, güvenilir, korkusuz, güzel ahlaklı. Çocuk da çocuk, genç de genç, yaşlıyla yaşlı, işçiyle işçi diyor. Hüyük halkı ve belediye personelleri olarak çok şanslıyız diyor. Burada çalışmalardan da özenle fotoğraflar göndermiş seyircimize. Biz de ilgisinden dolayı gönülden teşekkür ediyoruz. Mutluyorum. Çünkü yoğun bir kar yağışı oldu. 48 saat boyunca ben de işin başında durdum. Evet. Çalışanlarımız da uyumadı. Evet. Vatandaşımıza yol ve ulaşım konusunda gönülden çalıştılar. Kendilerine ayrı ayrı da teşekkür evet, ediyorum. Evet, burada belediye personelinin de fotoğrafları var. Seyircimiz göndermiş çalışma halinde. Biz de buradan kolaylıklar diliyoruz. Sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Yine bir mesaj programımızın son 2 dakikası. Ekrem Doğan su istiyoruz diyor. Çukurkent Köyü'ne Allah rızası için içme suyu sondajı istiyoruz demiş. Tamam, söz veriyorum. Bu yıl yapalım. Evet. Seyircilerimiz ama şöyle, mesajların görülmesi için otomatik şöyle bir mesaj şey, gönderiyor. Şöyle bir şey. Evet. Çukurkent'te bir zaten içme suyu hattı var. Zaman zaman Budağ'a da oradan takviye yapıyor Koski. Ben Koski genel müdürümüze de bu talebi ileteceğim. Yenice'de bir sondaj çalışması yaptık. Acı su çıktı. O bölgeye belki daha yukarıdaki dağlardan daha temiz bir su götürülebilir mi bilmiyorum. Şimdi son mesajı okuyoruz evet. programımızın bitiminde. Hüyük Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman İlkay Ceylan, Hüyük hak ettiği noktaya başkanımız sayesinde gelecektir inşallah diyor. Başkanımızın yanındayız diyor. Bir soru değil, bir temenni göndermiş. İlkay'da 4 dönemdir genç, benden çok küçük, 4 öyle dönemdir mi? Muhtar. Evet. Ve çok sevimli, sempatik bir arkadaşımız. Memleketi için bir şeyler yapmaya çalışan arkadaşlar. Bu dönem muhtarlarla... İnanın ben de çok mutluyum, şanslıyım diyeyim artık. Her mahalledeki muhtarlarımız gönülden yaşadıkları yere bir şey yapabilmek için çaba sarf ediyorlar. Bu da beni mutlu ediyor ayrıca. Biz onlara da kolaylık diliyoruz. Yani şu mesajlara bakın başkanım, sizin işiniz de zor. Yani öyle mesaj geliyor ki ben son okuduğum mesajı ekranda kaybettim doğrusu. Ben, kaybediyorum. Bazen, bunları tek tek nasıl size vereceğim onu da bilemiyorum doğrusu. Bizim için de yoğun bir mesai evet, olacak. Evet, belki içinden bir sürü program sonrası herhalde benim vardı. Bu tableti size vermem gerekecek. Çok şimdi teşekkür çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli. Yoğun bir program oldu gerçekten. Evet. İnanılmaz bir seyirci katkısı oldu. Bugüne kadar yaptığımız program her zaman seyircilerimiz katkı gösteriyor ama bu yoğunlukta olan yayınlarımız enlerdir. Bunu da buradan itiraf çok edeyim. Çok teşekkür ederim. Biz sosyal medyamızdan da duyurmuştuk. Evet. Hemşerilerimiz memleketlerine ilgili özellikle gurbetçi çok. Bugün 16-17 bin Hüyük'te yaşayan hemşerimiz varsa 50 bin İstanbul'da yaşıyor. O yüzden gurbet sıla özlemi çekiyorlar. Ve biz de onlara layık olmak için, verdiğimiz sözlerin arkasında durabilmek için onların da desteğiyle, gönül desteğiyle çabalıyoruz. Evet, gerçekten ben 5 yıl boyunca uyumayacaksam buna dünden hazırım.
Yeter ki verdiğimiz sözlerin takipçisi olabilelim. Peki biz de bu programda yaptığınız, verdiğiniz sözlerin ayrıca takipçisi olacağız ki yine daha sonraki programımızda bu projelerin bitirilip bitirilmediğini İnşallah. Soralım. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz yeniden. En kısa zamanda yeniden bu projelerin bitimiyle yeniden sizleri burada ağırlamak istiyoruz. Seyircilerimize veda ediyoruz ama biz bu soruları size vermek için yine çok mutlu olurum. Ben de hem size hem mesaimiz kanal devam edecek. 42'ye hem de ekranları başında bizleri izleyen değerli hemşerilerime sonsuz şükranlarımı bildiririm. Onların güvenlerine layık olmak için elimden geldiğince çalışmaya devam edeceğimi arz ederim. Peki başarılarınızın devamını diyoruz. Çalışmalarınıza kolaylık diliyoruz. Çok sağ olun. Sayın seyirciler, görüş açısı programımızda Hüyük Belediye Başkanımız konuğumuzdu. Değerli Mehmet Çiğdem Başkanımız konuğumuzdu. Bir başka programda haftaya yine başka bir konukla karşınızda olmak ümidiyle hoşça kalın.